halise azalan, ömrümüzün aksine her nefeste çoğalan imana sahip olduğumuz, rahmetin, bereketin, mağfiretin evimize nur gibi yağdığı güzel bir cuma olsun inşallah. Allah'ım kimsenin ayağına taş değdirmesin, borçlu olanlara eda versin. Dertli olanlara deva versin, hastalara şifa versin, gönül derdi çekenlerin de bir an önce derdine derman olsun. Güzel bir cumada gönülleri duada birleştirelim mi? Yusuf Kavaklı Hocam burada sizi bekliyor, hoş geldiniz. Ve güzel bir cuma gününde, güzel bir cuma sabahında kim var stüdyomda? Hepimizin çok sevdiği, bizim için çok kıymetli olan Yusuf Kavaklı. Arıza endam ediyor stüdyomuzda efendim. Hoş geldiniz. Tamam, hoş buldum. Nasılsın hocam? İyiyim iyiyim. Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Cumanız mübarek olsun. Sizinle mübarek olsun. Ellerinizden öpüyorum. Mübarek olsun efendim. Nerede bir dertli varsa derman olsun Yücehir Hanım. İnşallah bu güzel cuma gününde bizi izleyen herkese büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum ve hemen programı başlatıyorum. Efendim Instagram'dan bize ulaşmak isterseniz Nur Viral hemen getirelim ekrana. Hüseyin'cim Instagram adresimizi Yusuf Kavaklı Hocam'la çektik videomuzu. Sorularınızı bekliyoruz. 0212 333 33 70 ve 71 ise iletişim numaralarımız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Muhteşem bir cuma sohbeti. Harika bir cuma duası sizi bekliyor. Açın Beyaz TV'yi. Sesimizi de açın ki bizim. Hocam dua yaptığınızda evinize nurlar yağsın inşallah. İlk soruyla başlıyorum hocam. Sorularla başlayalım mı bugün? Bu kadar hızlısınız. Çok hızlıyız. Peki. Çünkü neden hızlıyız? Zaman öyle hocam. İyi tamam. Su gibi akıp geçiyor. Siz iyi misiniz? Ben iyiyim hamdolsun. Sıkıntım durgun yok. Durgun gördüm bugün sizi biraz. Yok normal sabah canım. Normal. Da. Birazdan sabah. Açılırım diyorsunuz. Sabah evet. Bugün ne olur hocamı sinirlendirecek sorular sormayın olur mu? Çünkü öyle soru gelince hocamın da şekeri yükseliyor, tansiyonu yükseliyor. Aslında görüyorsunuz pamuk gibi yani. Bazen bana diyor ki seyircilerimiz hocam niye bu kadar sinirli? Hiç öyle sinirli değil aslında diyorum. Ben öyle sinirli... Hiç değil aslında. Allah Allah. Ya azıcık sinirlenmez misin? Dilencilere mi sinirleniyor cami tabii, önünde dilenenlere. Cami önünde dilenenlere sinirleniyorum. Bazen böyle acayip soru soranlara sinirleniyor. Yok onlara sinirlenmiyorum da acıyorum onlara. Niye? Niye? Yani hiç mi bir şey okumamışlar? Bir de saygıdeğer seyircilerimizden şunu rica ediyorum. Şimdi ben sorulara cevap veriyorum. Yedi sülalesini anlatıyor bana. Ben o kadar yazı okuyacak halim vaktim yok. Kısa kısa. 500 küsur mail gelmiş onlara cevap vermem i̇şte lazım. İşte ben o soruları ben ve ekibim Fatih ile Ay'da bir araya geliyorlar. Kısa kısa tutuyoruz. Bak şimdi ekrana vereceğim gibi. Uzun uzun geliyor bize bu sorular. Şimdi aklıma geldi unutmuştum. Biri bana mesaj göndermiş. Evet. Şu telefon numaramdır diyor. Nur Hanım'a ver beni arasın diyor. Ben dedim ki kardeşim Nur Hanım seni arayamaz. Ben cuma günleri geliyorum en az 100 kişi beni ara diyor dedim. Arkasından yazdı niye arıyorum biliyor musun hocam? Onlar bir gün evvel bir hafta evvel mi dedi bir hanım çıkardılar dedi. Kocası onu aldatmış. Kadın ayrılmış. Evet. Ben onunla evlenmek istiyorum. Ben onunla evlendirsin diyor. Ben onun telefonu vereceğim sana evet. Evet. Talip miymiş? Öyleymiş işte ben bilmiyorum Allah bu konu Allah. Nedir ne değildir evet. Hayırlısı aklıma olsun ne diyelim. Söyleyeyim evet. İlk sorumu söylüyorum. Soruyorum. Evet. Siz de lütfen Instagram'dan soruları göndermeye devam edin. Rabbiyesir. Otobüste bir kadının eline yanlışlıkla dokundum. Abdestim bozuldu mu demiş. Hanefi mezhebine göre saygıdeğer seyircimizin abdesti bozulmaz. Ama Şafii mezhebine göre efendim yabancı bir bayan olduğu için eliyle dokunmuş ise abdesti bozulur. Peki namazlık olmadan namaz kılmak caiz mi? Yani şimdi bizim evlerimizde bir hafta 10 gündür hanım da bana ısrar ediyor illa bir seccade ser filan diye. Ben şimdi seccade arayacağım, sereceğim, kaldıracağım filan onunla uğraşmıyorum. Hemen halı hazır. Ben biliyorum ki evde çocuk yok. Torunlar da büyüdüler. Halılar da her sene temizliyorlar zaten. Tertemiz. Ha bir seccade olsa olmaz mı? Benim gibi ihtiyar değillerse seccade sersin kılsınlar. Ben onu kaldır, yap, et, tut onunla uğraşacağım. Evet. Karım öldükten 11 gün sonra evlendim. Günah mı girdim ayıp diyor. Ayıp ya, ayıp. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp ya. 11 gün sonra. Acelesi neymiş ya? Daha 40'ı bile çıkmadan. 40'ı çıkma meselesi değil de. Öyle derler ya hocam. Hani bir 40'ı çıksın. Yani bir kısım şeyler var. Denmez ki diyesin be kızım. Ne hocam ya? Ya ne diyeyim? 11 gün sonra evlenen adama ne dersin ki ya? Bir utanmaz yüz, bir tükenmez söz derler ya eskiler. Bak bir utanmaz yüz,
bir tükenmez söz. 11 gün. Yani ölenin hiç hatırı yok mu? Hiç hatırı yok mu ölenin? Ölenin hiç hatırı yok diyelim. Yani etraftaki insanlar bana ne derler? Onu da düşünmez mi insan? Acaba neyi var? Niye bu kadar hani çok ya, acele etmiş? Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Yalnızlıktan mı hocam? Hı? Yalnızlıktan mı acaba? Ya geç yalnızlığı. Aman canım geç oraya. 40 tane bahane uydururuz. 40 tane bahane uydururuz. Ama ortada bir doğru var. Bir cemiyet içerisinde yaşıyoruz. Bir topluluk içerisinde yaşıyoruz. Ve bir aileydik biz. Aileydik. Efendim gitti, uğurladık. Hakkın huzuruna gönderdik. Hani gittin de kurtuldun. İlk göz ağrısı var ya kızım. İlk göz ağrısını hiçbir şey tutmaz. Kim ne derse desin. Ha, içerisinde istisnalar kaydı. Ona bir şey dediğim yok. Ona bir şey dediğim yok. Ama adab ve edep var ya kızım, edep. Edep yahu derler ya. İşte bu edep yahu. Tamam mı kızım? Edep yahu. Peki tamam. Toplumsal olarak ayıp bu yaptığı. Evet. Günah oluyor mu? Günah olmaz. Hayır, günahla bir alakası yok. Günahla. Şimdi hanım vefat ettiği zaman bey ile irtibatı kesilir. Nikah bağı biter. Ama erkek ölür, kadın hayatta kalırsa onun 4 ay bekleme müddeti vardır. Efendim o müddet içerisinde halen o nikah altındadır. Amin de sadakna. Mesela kadın öyle evlenmek istese evlenemez. Evlenemez. Ama adab ve edep, başka bir şey demiyorum. Peki hamileyim, bebeğim olduğunda kulağına ezan okumamız gerekiyor mu? Doğum yapar yapmaz ezan okumalı mıyım? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden belli ölçülerimiz var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeni dünyaya gelen çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirmek suretiyle ona bir Müslüman ismi vermiş. Bize de tavsiye etmiş. Onun tavsiyesi bizim başımızın tacıdır. Onun için de biz dünyaya gelen yavrumuzun, biz Müslümansak, İslam'a inanıyorsak, dine inanıyorsak, manevi bir güce inanıyor isek, o zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet getiririz. Ha bunu illa bir hocanın mı getirmesi lazım? Hayır. Bunu becerebilen herkes okuyabilir. Ama sevincimizi dostlarımızla, arkadaşlarımızla, mahallemizin hocasıyla, mahallemizin hoca efendisiyle efendim paylaşmakta elbette fayda var. O gelir bir dua eder. Senin sana, benim bana, kendime yaptığım dualar makbul değil. Ama senin bana, benim sana yaptığım dua makbuldür. Hoca efendi orada bir dua yapar. Oradakiler amin derler. Bütün bunların hepsinde güzellikler vardır. Bu güzellikleri yaşatmak durumundayız. Bak bir erozyon var. Müslüman Türk'ün hayatında, aile hayatında, iktisadi hayatında, ticari hayatında, siyasi hayatında bir erozyon var kızım. Erozyon var. Ona mani olmak durumundayız. Dağdaki erozyona ağaç dikerek mani olursun. Bak şimdi peygamber, ya şey Fatih gelmez değil mi hemen? Şimdi erken olduğu için gelmez. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, size kıyametin kopacağını, koptuğunu haber verirlerse, elinizde bir ağaç varsa onu dikin diyor. Yani sen kıyametle ilgilenme. Senin görevin kıyametle ilgilenmek değil. O bitti zaten. Ama senin elinde bir şey var ise onu mutlaka yere dik diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizim erozyona mani olmamız lazım. Mani olmamız. Elinle dilinle. Men ra'a minkum münkeren felyugayyirhu biyedihi fe illem yestedi fe bilisanihi fe illem yestedi fe bikalbihi ve zalike ezafül iman diye bu hadisi sık sık okuyoruz. Sizden herhangi biriniz, hacı hoca değil, herhangi biriniz bir kötülük gördüğü zaman eli ile mani olsun diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eli ile nasıl mani olur? Yazarak, çizerek, veri çekerek, efendim yapma etme tutma diye diliyle mani olsun. Nasihatla, güzel sözle. Tamam mı kızım? Peki. Bir de kalben buğz etsin diyor. Kalben buğz etmek nedir biliyor musun diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O senin imanının zayıflığına işaret. İman zayıf. Eliyle bir şey yapmıyor. Diliyle bir... Allah'ından bulsun. Şimdi öyle demiyor muyuz? Allah'ından bulsun. İyi Allah'ından bulsun da senden de bir şey bulması lazım ya. Evet buyur. Evet, bir Müslüman yapılan haksızlık karşısında dilsiz kalmamalı. Kalmamalı.
Ama bunu yaparken de etrafı kırıp dökmemeli. Peki. Dökmemeli, evet. Bak, Zeyno Hanım ne demiş biliyor musun hocam? Hocama sorun şudur, eşimin dövmesi var, abdest alıyor. Abdesti kabul olur mu? Olmuyorsa ne yapmalı? Şimdiden teşekkürler demiş. Şimdi bunu sık sık bize soruyorlar, bütün hoca efendilere soruyorlar. Ben şimdi bazı televizyonların da bu soru cevap faslını dinliyorum. Acaba bakayım neler söyleniyor, neler soruluyor diye. Bana sordukları soruyu 3-4 soruyu hocaya veya Ahmet Efendi'ye sordukları soruyu bana öbürsüne soruyorlar. Şimdi bu soruda çok sorulan bir sorudur bize. Dinen efendim dövme yaptırmak caiz değildir. Hı hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lanetlileri içerisindedir. Ama herkesin bir cahiliyet dönemi vardır. Cahiliyet dönemimizde heveslendik, yaptırdık. Şimdi bazılarını görüyorum ben. Boyunlarında dövme var. Allah canınızı almasın. Burada dövme ne? Ne? Bu aşağılık kompleksi. Bu en kötüsü bu. Bu en kötüsü bu. Aşağılık kompleksi. Şimdi akşam dün televizyonda seyrettim. Diyor ki TRT'nin dışında Türk sanat müziğine ve Türk halk müziğine değer verenler parmakla sayılmıyor. Düşünebiliyor musun? Parmakla. Ha tamam, Cemil Çiçek Bey'den dinledim, eski devlet bakanımız. O kalite bir adamdır o. 1000 küsur fıkra biliyor adam, düşünebiliyor musun sen? Efendim öyle diyor. Bir yerde ben varsam orada Türk'üm vardır. Hocam ama bu bir şey söyleyeceğim. İki doğru tane söylüyorsunuz söyle. Da bu eğitimle başlıyor. Ya. Şimdi ben çocukluk çağıma iniyorum. Benim müzik öğretmenim bana Mozart'ı anlattı. Bak şimdi. Sen şimdi küçücük çocuğa Mozart'ı da anlat. Değil mi? Beethoven'ı anlat. Ama nerede benim Selahattin Pınar'ım? Nerede benim Yesari Asım Ersoy'um? Nerede benim Abdülkadir Meragim? Değil mi? Yani sen benim bestekarlarımı ilk önce bana anlat. Kaç tane çocuk Bir Bahar Akşamı'nın Selahattin Pınar'a ait olduğunu Gel, biliyor? Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Ama dört mevsim Vivaldi'yi çocuğa ilkokulda anlatıyorsun. Evet, evet. Ama önce sen beni bana anlat. Benim sanat musikimi önce bana bir anlat. Geldik şimdi esas can alıcı noktaya. Her şeyin üzerinde öğretmen. Tabii. Ve onun üzerinde de devlet baba. O öğretmeni yetiştirecek. Bak o öğretmeni yetiştirecek. Tabii. O öğretmen de önündekileri yetiştirecek. Şimdi kaç dakika bana verirsin, bir hikaye anlatacağım. Hiç dakika yok. Allah Allah. Şaka yaptım hocam. Şimdi çok, Ahmet Şimşirgil. Siz sinirlendiğiniz zaman çok seviyorum. Ahmet Şimşirgil hoca var. Profesör Ahmet Şimşirgil hoca. Evvelki gün onu dinledim de. Şimdi Mehmet Amerika'ya gidiyor. Amerika'da üniversite tahsili yapıyor ve imtihana giriyorlar. Evet. İmtihana giriyorlar. İmtihanda efendim hoca soruları soruyor. Efendim bir müddet sonra iki kişi çıkıyor gidiyor. Kağıdını kalemini bırakıyor çıkıyor. Onun arkasından üç kişi kağıdını kalemini bırakıyor çıkarıyor. Arkasından beş kişi çıkıyor. Ama çıkanların bir kısmı geri geliyor oturuyor yazmaya devam ediyor. Bizim Mehmet de bakıyor, herkes çıkıyor. İki tane de soruya takılmış kafası, yapamıyor. Ya bir de ben çıkıyorum diyor. Lan herkes çıkıyor mu? O da çıkıyor. Bakıyor ki kimi çay içiyor, kimi kahve içiyor, kimi sohbet ediyor. O imtihandakilerden. Hı hı. O da bir çay alıyor. Bir arkadaşın yanına oturuyor. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsın? Ben de iyiyim. Ya diyor kafam takıldı şu iki soruya. O konuda ne dersin deyince imtihandayız monsieur. İmtihan bitmedi daha diyor. Bak imtihandayız monsieur. İmtihan bitmedi diyor. Bizimki tekrar ediyor. Sana söylüyorum, henüz imtihan bitmedi diyor. Biz her ne kadar dışarıdaysak da imtihandayız bir. Tabii. Bu mesuliyet düşünüyor. Ha ben bunu yaşadım kızım. Ben bunu anlatıyorum. Ben bunu İstanbul İmam Hatip Okulu'nda yaşadım. Hüseyin Karagözoğlu diye bir hocamız vardı. Din dersinden soruları sordu. Benim çocuklarım birbirine bakmaz dedi. Seccadeyi serdi, sınıfta namaz kıldı. Ve biz 70 kişilik sınıf, hiçbir arkadaşımız dönüp öbürüne bakmadı ki hocamız bize itimat etti diye. Şimdi o hocayı getir bana, elini değil kızım, ayağının altını öpeyim. O hocayı, o öğretmeni getir, ayağının altını öpeyim. İşte onun yetiştirdikleriyiz biz, onların yetiştirdikleri. Onun için Mozart'ı anlatan adam Mozart işte. Ötesi yok onun yani. Yok, onu da bilelim. Her şeyi bilelim. Hayır yani. Bilelim de evvela nereye bile. Evvela ben tabii, kendimi bileyim. Tabii.
Sonra zaten bir insan bileyim. Kendini bilmezse, hiçbir şey kendini bilmem. Tanımayan insan tabii, evet. Başkasını tanısa ne olur? Önce kendini tanıyacaksın. Şimdi bir seyircimiz çok uzun yazmış bu soruyu. Annesi soruyu ekrana getirelim. Sorunun içeriğini anlatacağım. Annesi abdestinde namazında bir kadınmış. Çok beddua ediyor. Dua da ediyor diyor. Ama ben annemin dualarının kabul olmadığını düşünüyorum. Hocam kimlerin duası kabul olmaz diye soruyor. Sorunun özeti bu. Bir, haram yiyenlerin duası kabul olmaz. İki, saygısız insanların duası kabul olmaz. Büyükleri saymayan, küçükleri sevmeyen, insanlara iyi muamele yapmayan, ev halkına, hane halkına güzellikle muamelede bulunmayan, onların gönül kâbelerini harap eden, yıkan insanların duası kabul olmaz. Ben şu ifadeye karşıyım. Kim ne derse desin. Namazında, niyazında. O benim şahsi işim. Şahsi ibadetim. Onu karıştırma. Senin şu andaki halin ne? Onu bence niye karıştırıyor? Hayır. İyi bir Müslüman olmak hayır, aynı zamanda. Hayır, ne münasebet efendim? Sen onu karıştırma. O Allah'la senin arandaki bir şey. Sen benim, hani Hazreti Ömer dedi ya, onların namazları sizi aldatmasın. Nedir o? İnsanlarla olan muamelesi nasıl? Hı hı. Parayla olan muamelesi nasıl? Bak, parayla olan muamelesi nasıl? Cemiyet içerisindeki hali, tavrı nasıl? Sen işte efendim namazında, niyazındasın, duandasın, zikrindesin, şükründesin, nafile ibadetlerin filan hepsini yapıyorsun. Nafile oruç tutuyorsun ama evdekilere zehir zemberek laflar söylüyorsun. Ne yapacağım ben oruç? İşte o da onu diyor. Annem, tabii ne harcayacağım ben oruç? Annem çok imanlı bir kadın ama ne? Diyor... İşte iman, bedduası iman kızım. Eksik olmuyor. Geçen hafta dedik ya 2.3 dedik, hatırlıyor musun? El müslimü men selimel müslimun min lisanihi ve yedihi. Müslüman peygamberin tarifi sallallahu aleyhi ve sellemin. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir. Diğer soruyu getiriyorum ekrana. Hangi sözler eşler arasında boşanma nedenidir? Hangi sözler o adamdan adama değişir? Nasıl yani? Tabii canım, adamdan adama değişir. Şimdi nasıl adamdan adama değişir? Öyle ya canım, bir adam vardır, söylediği söz zehir zemberektir. Efendim, bir adam da vardır, gayet munis söyler. Laflar aynıdır aslında. Biri sert söyler, öbürsü munis söyler. Onun için de boşanmaya sebep olacak şey şuradan çıkmamalı. Üç şeyin şakası da ciddisi de ciddidir diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi de boşanmaktır diyor. Onu şakayla da olsa söylemeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cami hocamız akşam namazını yanlış kıldırdı hocam. Ben de günaha girdim mi diye soruyor bir seyircimiz. Öp babanın elini derler ya, hani öyle. Işte. Ne derler? Öp babanın elini derler böyle. Böyle ifadelerde. Ne demek o? O bir tabirdir. Öp babanın elini. Yani gel elini. Buna cevap ver filan manasındadır o hayat. Şimdi akşam namazını hoca yanlış kıldırdı. Nerede yanlış kıldırdı? Neresini yanlış kıldırdı? Ayeti mi yanlış okudu? Secdeyi mi eksik yaptı? Rükûyu mu eksik? Bunun hiçbirini bilmiyor. Yanlış kıldırdı. Şimdi kızım, camilerde imamın arkasında namaz kılan insanlar, imam yanıldığı zaman veya imamın abdesti bozulduğu zaman imamın yerine geçip namaza devam ettirecek kapasitede olması lazım. Onun için de imamın arkasında durmak sevaptır. Bizim efendim bir kısım emmilerimiz benim gibi Sübhaneke'de 40 tane yanlış var ama imamın sahanı kimseye vermez. İmamın sahanı kimseye vermez. Ama imamın abdesti bozulsa yerine geçip namaz kılır. Kim o emmiler hocam? Onu da mı söyleyeyim canım, Allah Allah. Şimdi camide, cami içinde efendim imam efendinin sağında duran, arkasında duran insanlar İmamı adım adım takip ederler. İmam bir yanlışlık yaptığında Sübhanallah sesli olarak, Sübhanallah, Allahu Ekber gibi ifadelerle hocayı ikaz ederler. Hoca da o ikazla hatasını anlar döner. Peki. Döner. Onun için de bu amcam imam yanlış kıldırdı. Acaba nerede yanlış kıldırdı onu bilmiyoruz. Günah giriyor mu o da? Eğer ikaz etmemişse vebal altındadır tabii. Peki. Gece sevgilisiyle devamlı internette yazışıyormuş sürekli. Erkek mi bayan mı?
Niye durdun? Hanımefendi. Hanımefendi yazıyor. Evet. Kadın. Evli. Günaha giriyor muyum diye soruyor. Yok canım. Çok büyük sevap kazanıyor. Kendisini cennetin baş köşesine oturtacak sevap kazan. Allah'tan korkun ya. Bu, yani hem haram işleyeceksin, hem ihanet edeceksin. İhanet edeceksin. Hem de günah işliyor muyum diyeceksin. Bu ihanetin danışkası değil mi? Yanı başında adam mı? Erkek için de aynı şey bu. Kadın için aynı. O erkek için de aynı. Çok gerçekten insanın gururuyla oynayan, Ha. hani vebal altına girdiğin çok değişik duygular hocam Yani bunlar. İçeride kocan cennet yatarken sen... cennet diye bağırıyoruz ya kızım. Cennet cennet diye bağırırken o yolda mıyız? Birisi peygamberimize sordu. Kıyamet ne zaman dedi de. Kıyamet şu gün demedi çünkü bilmiyor ya kıyameti. Şimdi bugünlerde benim cep telefonumda var, içeride olduğu için telefon getiremedim onu. Bir mülevves kadın var. Yüzüne bakan Rabbi esiri yok. Üç gün için rast gelmez onun Kim yüzüne o? bakanın. Bir kadın, kör bir kadın. Ama bir kadın, Ya hikaye yabancı bu bir ki kadın. yani. Ha, kehanet sahibiymiş. Geçen sene efendim yılbaşından önce şeyleri bilmiş, bir kısım şeyleri. Şimdikini de bilecekmiş filan. Bunu da bizimkiler böyle lanse ediyorlar. Ya bak şunun suratına, suratında meymenet yok ya. Bunun bildiğinden ne olur kaldı ki? Sinirlenme hocam, Kaldı sinirlenmez. ki? Kaldı ki Allah Teala diyor ki Kur'an'da işte ayet burada getirdim. Allah diyor ki kıyametin vaktini, saatini benden başka kimse bilmez. Peki. Tamam mı? Ona soruya cevap verdik mi? Dedin ya hocam. Yok canım, sevaba giriyorsun İyi, dedi. evet tamam hadi. Şimdi Yani. millet de onu öyle anlamasın sakın. Hayır, günaha girdi ya, Tabii aşikar tabii canım yani. aşikar ya evet. Peki. Her kadının evlendiği anda mehir hakkı var mı? Ne hakkı? Mehir. Mehir değil mi? Evet Mehir. mehir mehir. Mehir yani ne? Açıklayalım onu da. Heh. Mihri müeccel, mihri muaccel diye Ne iki demek? kısımda mütalaa edilir. Mihir kadının hakkıdır. En helal paradır. Onu bir defa daha söyledim, bir daha kayıtlayayım. Ama nasıl alır Bir kadın bu dakika dur parayı? sabret. Ananın nasıl durdun 9 ay önce? Sabret azıcık. Ama bir 7 aylık. 7 aylık. İşte erken gelmişim. Efendim. Dolayısıyla hanımlarımız evlenirler iken bu mihir kararlaştırılır. Bir Allah dostu diyor ki benim alt üst derler ya Anadolu'da. Altıma üstüme harcayacağınız para mihir paranız olsun diyor. Peki. Mihir parası helal. Ve mihir nedir? Mihir kadının hakkıdır Her kızım. kadının mı? Her kadının hakkıdır. Kadın evlenme bak nikah kıydık. Beni dinle. Nikah kıydık. Dinliyorum hocam. Nikah kıydık. Efendim gerdağa gireceğiz. Gerdağa girmeden önce araya kara kedi girdi. Kara kedi gidince ayrıldık. Nikah gerdağa girmekten vazgeçtik. Kadına kararlaştırılan mihrin yarısını alma hakkına sahiptir kadın. Kaç kişi veriyor? Kaç kişi veriyor? Peki vermezse erkek Bir, günaha giriyor mu? dur da dur. Zifaf odasına girip kocası olan beyefendiyle baş başa kaldığında diyelim ki 1.000 lira mı kararlaştırılmış mihir? 1.000 liranın hakkıdır. Kadın, bir daha söylüyorum bak ezber bozan bir söz bu. Kadın mihrini almadan kendisini kocasına teslim etmeme hakkı vardır. Kim görüyor o zaman mihri ki? Gerdağ odasına girmişim. Mihri kim görüyor? Kimsenin gördüğü yok. Ha, öyleyse böyle bir hakkı var kadının. Ama Yani o bize parayı almadan tabii ya da kendini artık... teslim etmeme hakkı var. Ama kadın mihrini kocasına hibe etme hakkına da sahiptir. Hibe. Bu ne biliyor musun kızım bu mihir? Kadının kocası öldüğünde veya kadın ayrıldığında 4 ay 10 gün bir başka erkekle evlenemez. Evlenemeyince 4 ay hani 11 günde evlenmiş ya 4 ay 10 gün bunun geçimini temin edecek bir para olması lazım. Aslında nasıl kadını koruyan bir şey Evet bu, değil mi kadını hocam? koruyan tabii. Kadını koruyan bir hükümdür bu. Ha. Onun için de hanımlarımız, beylerimiz bunu bilmiyor birçoğu. Birçoğu bilmediği için de efendim bize de soruyorlar ya soruyor. Efendim altınlar toplandı, kaynanan dedi ki bunlar senin mihrin. Ertesi gün de topladı hepsini elinden aldı. Mihrimi nereye alıyorsun madem bana gelen altınlar mihrimdi benim. Öyle karar vermişsiniz siz. Nereye alıyorsun? Alamazsın. Ha, bey mihri ver. Şimdi ben hanım bana soruyor.
Sen bana kaç para mihir? Vallahi ben bilmiyorum kaç para. Hocam utancımdan soramadım size. Siz... Hayır ama işte ben de yani nikah kıydılar. Arkadaşlarımız kıydırdılar nikahımızı ama kaç para mihir kestiler ben bilmiyorum. Sormadım da. Verdiğiniz hatırlamıyor musunuz? Hiç sormadım. Bana söylemediler ki şu mihire senin nikahını kıydık falan diye. Ben de bilmiyorum. Ama diyor sen gene bana şunları şunları al bir helallaşak falan diyor hanım. Tamam ben aldın mı? Hı? Aldın mı? Canım onun her istediği şeyi alıyorum ben zaten. Allah'a hamdolsun. Problem yok onda. Onda sıkıntı yok tabii. Ya niye? Bak ben onu söylüyorum. Şimdi eşimi methetmek kendini gözden geçiriyor eşimi hocam. Eşimi methetmek için söylemiyorum. Ben onu söylüyorum. Bizim bugünlere gelmemizde arkamızda emeği olan insan bu. Emeği olan. Benim 3 tane çocuğum büyümüş. Ben 3 çocuğumun hiçbirinin birini ağlarken kucağıma alıp istememişim. Hatırlamıyorum çünkü evde yoktum zaten. Sabahleyin 7-7.30'da çıkıyordum. Akşam 8'de, 10'da, 11'de, 12'de geliyordum. Onun için de onların hakkını ödemekte güçlük çekeriz biz. Güçlük çekeceğimiz için güler yüz tatlı söz be kızım. Her şeyin... Bu işin başında o var. Çözüm. Para, pul, her doğru. Şey bitiyor evet. Hocam karım düğünde halay çekti demiş. Ya bu nasıl bir soru ya? Bir de yazmış kenarına. Düğünde oynam. Şimdi atasözü var. Ama günaha girdi mi diye soruyor. Dur şimdi bak ben anladım zaten onun geleceğini. Ya. Bir atasözü var kızım. Düğünde oynamayan cenazede ağlamayan adam necidir? Ne? Hiçbir şey ya. Helal o gibi adam. Ya. Düğünde oynamayan. Bak hanımlar kendi aralarında oynarlar. Kendi aralarında kurt, Anadolu tabiriyle kurtlarını dökerler. Kendi aralarında kadın kadına efendim erkekler kendi aralarında oynarlar filan. Bu oynamanın günahı yok ama bu oynamayı açık saçık çırılçıplak bilmem şu bu filan şeklinde yaparsanız orada vebaliniz var tabii. Onun için de demin dedik ya ya benim türkümü bilmeyen adamda hayat yok be kızım. Benim türkümü bilecek, bilecek. Sizin en sevdiğiniz türkü ne hocam? En sevdiğim türkü burası Muş'tur, yolu yokuştur. Aa. Giden gelmiyor. Bunu ben çok gençliğimde okuyup ağlamışım. Çok. Bu Yemen'i anlatıyor. Yemen, Yemen. Ha bugün Yemen var ya. İşte orayı anlatıyor kızım. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor. Acep ne işte. Gidiyor geri gelmiyor. Bak şimdi bugünlerde de yavrularımız gene... sınırdalar. Ah, bütün saygıdeğer seyircilerimizden onlar için dua bekliyorum. Ülkemizi bekleyen Mehmetçiğimizi evet. Allah'ımız korusun inşallah. Ocağının yerleri işte mahvetti bu adamlar. Ocağının yerleri bütün kültür değerlerimizin hepsi bitti. Hepsi bitti. Türbelerimiz dahil hepsini bombaladılar, hepsini harap ettiler. Onun için Türk milleti güçlü olmak durumunda. Güçlü güçlü. Birbirleriyle uğraşma yerine bir olmak, beraber olmak ve güçlü olmak zorundalar. Bak adam getirmiş burnumuzun dibinde 30 bin kişiyi, 30 bin köpeği eğiteceğim diyor adam. 30 bin köpeği eğiteceğim diyor adam. Ha, ne yapacaksın sen? O zaman sus. Yok, sus olmayacağız arkadaş. Nereye kadar giderse. 900 kilometre yolumuz, şeyimiz var kızım, bizim sınırımız var ya. 900 kilometre. Ya kaç senedir bize? Bin insanın ölümüne sebep olmuş bir katil bu. Nasıl demokrasi bu? Anlamıyorum ya. Aklım çıkacak ya. Nasıl demokrasi bu ya Allah aşkına ya? Daha da askerimi öldürüyor. Meclisteki adam bangır bangır bağırıyor sayın diye. Vallahi gırtlağını sıkarım gırtlağını. Yok öyle bir yağma. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki. Binlerce kefensiz yatanı diyor. Sen şehit oğlusun yazıktır. İncitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ya bu cennet vatanın altını üstüne getirmek isteyen adamlara şimdi sen mecliste en yüksek maaşı veriyorsun. Meclis kürsüsünü oturtturuyor. Yok böyle bir şey ya. Git böyle demokrasi falan olmaz hadi. Günaha giriyoruz ya. Ah hocam ah. Günaha giriyoruz. Bak şimdi ha, şunu okuyayım. Instagram'dan da bana yazmışlar. Şehit anneleri. Mehmetçik için yolu gözleyen anneler diyor ki özellikle Mehmetçiğimizin anneleri hocama ne olur söyle oğullarımız için dua etsin. Semra Hanım ağlattın hocam bizi de ağlattın diyor vallahi hepimiz ağladık. Nur Hanım 10 yaşında kardeşimi kaybettim. Başınız sağ olsun
Allah rahmet eylesin. Hocam ya Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Amin. Ne tatlısınız. Yerim ben sizi vallahi demiş. Allah keşke sizin gibi babam, amcam, kardeşim, Allah eşim vesaire olsaydı. Çok seviyorum demiş Öznur Çiftçi. Çok, hepimiz çok seviyoruz. Hocamız bizim için bir baba, bizim için bir abi. Çok seviyoruz gerçekten. Sağlıklı ömür versin Allah'ım. Bir seyircimiz soruyor. Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır diye. Hacet namazı hani kötü komşu insana hacet sahibi yapar derler ya eskiler. Evet. Hacet ihtiyaç demektir. İhtiyaç namazı bu. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var ise ondan önce en az iki rekat olmak üzere namaz kılıyorsunuz. Allah'a dua ediyorsunuz. Ve ya Rabbi benim buna ihtiyacım var. Bu ihtiyacımı temin et diye dua ediyorsunuz. Hacet namazı budur. İki rekat kılınır. Evet, en azı iki rekattır. Evet. Peki. Kocamı çok seviyorum. Ama o beni hiç sevmiyor hocam. Bu kocam günahkar değil mi? Yani bu şekilde hani kocamı çok seviyorum o beni sevmiyor. Karımı çok seviyorum o beni sevmiyor diyen arkadaşlarımız var ya. Yani sevmek göreceli mi diyorsunuz siz ona? Göreceli. Ama yani bir insan hanımını sever, sevmez değil. Bir hanım da kocasını sever, sevmez değil. Ama birinin ölçüsü zirvede değil, birininki aşağıdadır. Ama mutlaka sever. Mutlaka sever. Ha bu sevgi nedir? Bu sevgi Allah'ın gönüllere yerleştirdiği bir duygudur kızım. Cenab-ı Hak o duyguyu yerleştirmemiş ise yapacağımız hiçbir şey yok. Yok değil mi? Evet. Karım bana beddua ederken senin boyun posun devrilsin inşallah diyormuş. Burada karım beddua ettiği için günaha girmiyor mu? Bu beddua bana gelir mi? Gerçekten boyun posum devrilir mi? Başıma bir şey gelir mi diye soruyor. Ama şimdi, sürekli bu beddua ediyormuş karısı. Şimdi ittik mazlumun bedduasından sakının. Onunla Allah arasında perde yoktur buyuruyor Peygamberimiz. Bak mazlum mun bedduasından sakının. Şimdi insanlar mazlum duruma düşmüşler ise onlardan sakınmak lazım, onların dualarından sakınmak lazım. Eğer bu kadına bu bey zulmediyorsa, kötülük yapıyor ise, sıkıntı veriyor ise, kadın da çaresizlikten dolayı bu adamla kalıyor ise, bu kadıncağızın bedduası bu adamı ve bunun gibi olanları süründürür. Süründürür. Ama hemen olur olmaz şeyde de beddua eden insanlarımız vardır. Tabii. Şimdi bir kısım annelerimiz. Hemen ağzında tabii mesela beddua. Bir kısım annelerimiz vardır. Bir kısım babalarımız vardır. Yaşlanmışlardır. Ne söylediklerini hemen hemen bilemeyecek hale gelmişlerdir. 40 tane iyilik yaparsın. Bir tane iyiliği yapmadığın zaman kıyameti kopar. Orada hemen susacaksın. Hemen susacaksın. Doğru. Susacaksın. Böyle hani derler ya 40 gün sırtında taşırsın. Tabii. Bir gün indirirsin. Dünyanın bitti. Kötü sen olursun. Tabii tabii tabii. Ve o anda anne baba başlar bedduaya. Bu yaratılıştır be kızım. Senin gibi evladın boyutmuş değilsin. Sen olmayaydın. Tabii, seni doğuracağıma taş doğursaydın da. Boyun boşun devrilsen Anadolu'da bir tabirdir. Boyun boşun yani öl demenin bir başka çeşididir. Allah göstermesin. Hatırlar mısın efendim evinin önünde duman tütsün diye eskiler beddua ederlermiş. Evinin önünde duman tütsün. Anlatmışsınız. Tabii, biri öldüğü zaman galiba evinde duman tütsün. Cenaze suları daima dışarıda ısınır. Dışarıda ısınır. Yaz, kış. Doğru. Evliyim demiş ama kocam beni aldatıyor. Kocamı affetsem günaha girer miyim? Yani bu tip sorulara bu tip sorulara öyle bıktım artık, usandım. Yani affettin. Affettikten sonra bu haltı bir daha yemeyecek mi? Yemeyecekse kabul. Ben seninle beraberim. Hocam ben burada bu soruyu anlamadım ama. Evliyim. Kocam beni aldatıyor. Kocamı affetsem günaha girer miyim diyor. Yani kocam beni aldatıyor. Benim yerime başka bir kadınla beraber oluyor. Ben bunu affedeyim. Ha affet. Eve gelsin. Evde dursun. Hiç bu naneyi yemeyecekse kabul. Kabul. Ama affettiğin halde alışmış kudurmuştan beterdir demiş atalarımız. Bak alışmış kudurmuştan beterdir demiş. Tamam mı kızım hadi yürü. Evet. Yürüyeyim. Yürüyorum. İnternetten aşık olmak günah mı? Hatta koşuyorum şu anda. İnternetten aşık olmak günah mı? İşte o aşk o kadar olur ya. Aşk başka bir şey be kızım. Git Allah aşkına ya.
Aşk başka bir şeydir ya. Ama hocam internetten aşık olup evlenenler var. Kaç tane mesle olan var kızın? Bunu söylesene ya, bana. Kaç tane? Ha, milli piyango tamam. Bilet. Bak geçen de söyledim. Sen dedin ya hani yılbaşına kadar hep bunu konuşacağız diye. Onu arada söylemiyorum. Milli piyango biletine çok para çıkanların tamamını araştırmışlar. Tamamı karılarını değiştirmişler. Tamam mı? Aa. Evet. Tamamı karılarını bu kadar ya. Haramın bina... milli piyango biletine nasıl geldiniz hocam? Haramın binası şimdi? Olmak... Haram mı internetten aşık olmak? Ya haram internetten aşık olmak haramdır filan diye onu oraya çekme. Ya aşk başka bir güzelliktir ya. İnternette görmeden, etmeden, tutmadan kim? Kadın mı, erkek mi? Şimdi bak... Hocam eskiden hiç görmeden evleniliyormuş. O eskiden bizim analarımız, dedelerimiz... Yani hani o... Getir onları dediğiniz... da şimdi... Getir de onları ayaklarının altına öpelim. Getir onları şimdi. Ben hatırlıyorum. Ben, Allah kanı kadar rahmet etsin. Rahmetli oldu. Hem hanımı rahmetli oldu hem kendisi rahmetli oldu. Yakın köyümüzden, köyümüzün zenginlerinden, ileri gelenlerinden... Birisi Ahmet diye bir delikanlımız vardı. Efendim benim de arkadaşımdı. Efendim biz nişana gittik demek ki köye, o köye. Nişandan döndük geldik. Ahmet bana geldi. Gördün mü dedi. Vallahi uzaktan gösterdiler dedim. Ha bu Ahmet'in nişanlısı olacak kadın bu diye söylediler dedim. Ama yüzünü görmedim dedim. Ya keşke yüzünü görseydim dedi. Biz bunları yaşadık. Ama o günün şartlarını bugüne uyarlama. Tamam mesela bugün de internetten buluyor. Bulduk. Bulduk. Evet bulduk. Ne oldu? Sonra erkek anlaşıyor. Dedik kadın çıktı. Kadın dedik erkek çıktı. Evet. Evet. Bir ikincisi de bak. Onu da söyleyeyim saygıdeğer seyircilerimizden. Kimsenin günaha gününe girmek istemem ama bu devletin, bu vatanın aleyhinde olan bir belli gruplar var. O gruplar şimdi durup dinlenmeden sosyal medyayı kullanarak evet. Devletin aleyhine faaliyette bulunuyorlar. Şimdi bir müftülükte toplantı yapılmış. Müftülükte salon olmadığı için de toplantı camide yapılmış. Camide. Camide yapılan, 2011'de yapılmış toplantı. Camide yapılan bu toplantıya o ilçenin vaizesi de gelmiş hanım. Evet. Vaize. O da orada yalnız başına oturuyor kadıncağız. Orada. Yani şeyde. Anladım. Beri tarafta karşısında da görevler. Şimdi vay yavrum yazmışlar altına. Kadınlar, erkeklere vaaz eden kadınlar işte allemdir, gallemdir. 2-3 tane yazdım baktım başım belaya girecek. Sonradan sildim onu. Sonradan açıklama yaptılar ki bu bir vaaz maaz değil. Bu bir toplantıydı filan diye. Ha, efendim yanlış değerlendirmelere meydan verecek işleri yapmayın. Nasrettin Hoca'ya sordular kızım. Tuvalette sakız çiğnenir mi? Vallahi hiçbir mahsuru yok dedi. Ama görenler başka bir şey çiğniyor zanneder dedi. Anladın mı? Anlamadım vallahi. Tabii ben bilmiyorum. Farkındayım. Hocam başka dediler, bir şey çiğniyor olabilir demiş dediler, işte yani. Hocam dediler sakız çiğnenir mi? Çiğnenmesine çiğnenir. Hiçbir mahsuru yok dedi. Ama bir gören olursa başka şey çiğniyor zannederler dedi. İnternetten aşk. Kızım bunu aşkı ayağa düşürmeyin Allah aşkına ya. O başka bir şey ya. İnternetten aşk. Bak şimdi Hazreti İbrahim hocam sokağa çıkacağım şimdi. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. O makama gelmeden önce bir hanıma aşık olur. Hava bu, işte böyle kış mevsimdir. Böyle kar tipi fırtına. Kadının penceresinin altına gider böyle. Kadın pencere açar evin içerisinde. O pencerenin altında ezan okunmaya başlar. Ezan. Ha, iyi mi? Yani konuşuyorlar işte. Ezan okunmaya bak. O konuşma tatlıdır. Üşüdüğünü falan fark etmezsin. Efendim? Neticede ezan okunmaya başlıyor. Adam diyor ki işte Abdullah İbni Mübarek daha sonra işte o söz üzerine. Allah Allah ne çabuk da diyor yatsı ezan okundu diyor. Ne çabuk demek ki akşam karanlığına gelmiş oluyor. Yatsıyı da duymamışlar. Kadın diyor ki be ahmak adam. Bak be ahmak adam. Eğer camiye gitseydin de 2 rekat imam namaz kıldırsa da ayetleri uzun okusaydı isyan ederdin. Nefsinin peşinde akşam karanlığından beri buradasın. Okunan ezan sabah ezanıdır diyor. Sabah ezanı. Sen onu yatsı ezanı zannediyorsun diyor. Ondan sonra İbrahim bin Ethem olmuş kızım. Abdullah bin Mübarek olmuş ondan evet. Sonra. İşte, bu söz üzerine. Aşık olunca hocam ha, aşk gerçekten. Aşk başka bir şey ya. Hadi sen ya git al. Değil mi hocam? Başka bir şey değil mi aşk? Tabii canım. Başka bir şey. Becerenler için başka bir şey. Doğru.
hakkına, hukukuna, helalına, haramına riayet edenler için başka bir şey. Hocam hazır mısın? Ben hazırım. Niye? Ne oldu? Hayır ola. Sizin en sevdiğiniz bölüm geliyor. Evet, tamam. Nereye çıkıyoruz? Sokağa çıkacağız. Sokağa. Sokak insan olduk gitti mesela. Evet. Sokağa çıkalım. Çok seviyorum. Zaten ben sokakta çarşı pazar gezeyim bayılıyorum. Alo, ay alo diyorum. Getirelim soruyu ekrana. Bu şey kapalı olan hani sürekli makyaj yapıyor. Bunun günahı var mıdır? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Şimdi biz başörtüsüyle ilgili, hiç kimse kusura bakmasın. Biz başörtüsüyle ilgili çok mücadele verdik. Ben kendim çok da ağladım. Çok da ağladım. Ben Avrupa'yı gördüm. Avrupa'da bizim kızlarımız Belçika'da derslere başörtüleriyle giriyorlar. Efendim, ama şimdi gördük ki biz başörtüsüyle mücadele etmişiz ama başları kaybetmişiz. Başlar. Onun bir ağırlığı var. O ağırlığı makyajla, o ağırlığı sakızla, o ağırlığı sokakta yalama yalayarak, dondurma yemekle, o ağırlığı çekirdek yiyip çöpünü sokağa atmakla ve o ağırlığı sarılıp beline sokakta yürümekle ve o ağırlığı elinde sigarayla aşağı düşünmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin. Böyle ahlaksızca gezenler var. Ahlaksızca diyorum. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tip olanlara kapalı çıplaklar diyor. Kapalı çıplak. O bir örtüdür. Ona herkes saygı duyması lazım. Ben dudağı boyalı kadına başında eşarp neyle saygı duyacağım? Söylesene beni be kızım. Sen efendim sokakta yalaya yalaya dondurma yiyeceksin gideceksin ama başında eşarp var. Elinde sigara var başında eşarp var. Yok böyle bir şey. Hadi beni günah sokma Allah aşkına ya. Beni günah sokma ya. Diğer soruyu alalım hemen. Kadın. Hacca giden insanların günahları affedilir mi? Nereden çıktı bu hemen? Günah sokma dedim beni hemen de soruyu değiştirdim. Ama bir şey söyleyecektim orada. Neyse. Tamam ne hayır söyle hocam. Tamam şimdi buna gelelim hadi. Hüseyin bir daha ver kardeşim hadi gözünü seveyim ya. Hacca giden insanların günahları affedilir mi? Hacca giden insanların günahları affedilir mi? Bugünlerde biliyorsun hac kayıtları yapılıyor. Hac kayıtları yanılmıyorsam bugün bitiyor gibi eğer yanılmıyorsam. Baksınlar kayıt olacak olan vatandaşlarımız. Kayıtlar bugün yapılıyor, bitiyor. Efendim daha sonra da kura çekilecek. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men zâre kabri vecebe lehu şefaati buyuruyor. Benim kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir diyor. Yani vacip bizde farz hükmündedir. Kişi benim kabrimi ziyaret ediyorsa ben ona mutlaka şefaat edeceğim diyor. Allah Teala'nın yüce Resulü gene hac Arafat'tır diyor. Arafat hac. Ve Arafat çok dehşet bir manzaradır o. Herkes beyaz pamuk tarlası gibi. İhramını giymiş. Hani kendi eliyle kendi kefenini giymiş. Orası bir başka bir alemdir. Bunlar anlatmakla hani aşk anlatılmaz yaşanır derler ya kızım. Hac anlatılmaz, hac yaşanır. Eğer kavgasız, gürültüsüz, patırtısız, helal para ile gözyaşları içerisinde, illa gözyaşı olması da şart değil ama gözyaşları içerisinde bir hac yapmışsanız onun karşılığı biiznillahi teala affa uğramaktır. Ama biz o mübarek yolculuklarda neler gördük neler. 4 gün, 4,5 gün ha babam de babam Habur Gümrük kapısına geldik. Orada Diyanet'in dinlenme tesisleri var 1988'de. Orada Manav'da efendim sebze kuyruğunda birbirleriyle kavga edenleri gördük. Kızım havaalanında çanta alma yüzünden birbirlerinin gırtlağına sarılan insanlar gördük. Böyle hac değil kızım. Hac değil o. Evet. Diğer sorumuz da yine hacla ilgili onu da alalım arkadaşlar ekrana getirelim. Hacca giderken kura çekilmesi doğru mu onu sorarım. Şimdi bunu herkes söylüyor. Yok efendim işte milli piyango gibi kura çekiyorlar işte şöyleydi de böyleydi de filan. Bak 11 senedir çıkmayan insanlar var Nur. Bunu başka türlü nasıl yapacaksın? Ya bir şey de söyleyin deyin ki siz bunu kura çekerek yapıyorsunuz ama
Burra çekmeden de bu işi yapabilirsiniz arkadaş deyin. Bir yol gösterin de Diyanet İşleri Başkanlığı da o yola görsün, girsin, yürüsün. Ha, dediler ki efendim yeni kayıt almayın. Yeni kayıt almayacağız. Arkadan gelen adamlar var. Gelen adamlar var. Bunlar hacca gitmek istiyorlar. Bunların önüne set çekme hakkımız yok. Ha, bugün kaydolan adam o kurrada bir defa dönüyor kızım. Bak bir defa dönüyor. 10 senedir hacca gitmemiş olan aile 10 defa kurraya giriyor. 11 defa gitmemiş olan 11 defa kurraya giriyor. Buna rağmen çıkmamışsa bunun bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ve burada bir hile yapmak söz konusu değil. Yiyeceğiniz ekmek, içeceğiniz su oraya orada hazırlanmamış ise o kısmet olmaz. Nasip de yoksa ama yani, bunlar, tabii mi? Bunları hiç anlatamazsın bizim insanlarımıza. Diğer sorumuzu alalım. Bir kelime dur. 1990'da karayolu iptal edildi Nur. Ne iptal? Karayolu. Karayolu. Hacca tamam. Gitmek iptal edildi. Ben o gün İstanbul Müftülüğü'nde efendim bir işim vardı. O zaman Küçükçekmece Müftüsüyüm. Müftülüğe gittim. Toplandılar, geldiler İstanbul Müftülüğü'nün bahçesine. İstanbul Müftüsümüz o zaman Selahattin Kaya hocam da, ellerinden öpüyorum onun. O ahlak timsali bir insandır böyle. Ahlak timsali. Efendim o insana ne hakaret ettiler, ne hakaretler ettiler. O pencereden baktım da şöyle. Ya şunlar hacca gitse ne olur, gitmese ne olur dedim kendi kendime. Belki günaha da girdim. Gitsen, ya bu iptal etmiş, devlet iptal etmiş ya. Benim ne günahım var müftü olarak ya? Benim günahım ne? Tabii. Devlet iptal etmiş. Onun için neyse hadi ya. Diğer sorumuza hemen geçiyoruz. Evet. Mesela diyorlar ki doğum yapmış bir insan annesinden doğmuş gibi günahsız oluyormuş. Bu öyle ne yağma. Yok öyle yağma mı? Yani hanımlarımız doğum yaparken belli bir sıkıntı çekiyorlar. Belli bir azap çekiyorlar. Belli bir ağrı çekiyorlar. Bunların hepsinin farkındayım ben, biliyorum da. Yaşadım çünkü. Yaşadım ben, sen mi doğum yaptın dersen. Yani yakinen yaşadım. Onun için söylüyorum. Ama hiçbir hadiste, hiçbir kaynakta da hamile olan hanımlar doğum yaptıkları zaman tepeden tırnağa günahsız olurlar diye bir kayıt kuyut yok. Onun için kendinizi boşuna oyalamayın. Peki. Diğer soruya geçiyorum hemen. Anneye babaya karşı gelip de sonra pişmanlık duyup günahları af olur mu? Şimdi anneye babaya isyan edip daha sonra da hatasını anlayıp yeniden gerisin geriye dönüp işin başına baş tarafa dönen, tevbe istiğfar edip ya Rabbi ben hata yaptım, anneme babama isyan ettim, beni affet demişse, bunu da samimiyetle söylemişse, içten gelerek söylemişse, kendi istek ve arzusuyla o safhaya gelmişse, o insanın günahını Allah affeder. Allah affeder, evet. Ama yani oraya kadar gelmemeli. Evet. Peki, hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Erkeklerin altın kolye takması günah mı? Ben bunu merak ettim ben. Erkeklerin? Altın kolye takması günah. Altın kolye. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eline altını aldı. Altın kolye, altın küpe, tamam. Saat. Bir eline altını aldı, bir eline ipeyi aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama dedi ki şu elimdekiler kadınlar için helal, erkekler için haramdır dedi. Kadınlar için helal, erkekler için haramdır dedi. Resul-i Ekrem'e ayet geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem altının erkeklere haram olduğunu bildirdiğinde o toplantıda bulunan sahabe parmaklarından yüzüklerini çıkardılar attılar. Resul-i Ekrem toplantıyı terk edip gittikten sonra da oradaki bir kısım insanlar dediler ki ya şu yüzüklerinizi alın satarsınız başka bir şeye kullanırsınız deyince o sahabilerden bir kısmı değil mi ki peygamberin huzurunda haram dedi attım ona bir daha el sürmem dedi. Bu iman işi. Tamam mı kız? Bu iman işi. Ha, şimdi bizim kitaplarımızdan sadece Kamil Miras Hoca'nın Tecrid-i Sarih tercümesi diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı 12-13 ciltlik bir hadis külliyatı vardır. O külliyatta erkeklerin nişan yüzüğü olarak takmalarında mahsur yoktur der. Hocayı da bir dünya insan tenkit eder. Onun için erkeklerin altın kolye, altın küpe, altın yüzük takmaları doğru değildir, uygun değildir.
Ben peki, nişan yüzüğümü gümüş alacaksınız deyince bana 1967'de isyan ettiler. Kıyamet koptu. Neden hocam? Dedim ki ya, o zaman 7,5 liraydı benim yüzüğüm. Şu var ya bu yüzüğüm 7,5 liraydı. 1967'de. Hanıma aldığımız altın yüzük de 55 liraydı. Hiç unutmuyorum onu. Ha. Dedim ki ya ben hoca adamım. Altın haramdır diye millete söyleyeceğim. Şimdi ben altın yüzük takacağım, olmaz dedim. Gümüş alacaksınız. O zaman gümüş aldılar benim yüzüğüm. Evet. Peki devam ediyoruz diğer soruya. Kul hakkına girmek, kul hakkını helal etmeden günah kalkar mı? Kul hakkına girmek, kul hakkını helal ettirmek iki türlü. Bir, adam unutmuş ama biz biliyoruz. Adama gidiyoruz, diyoruz ki helallaşalım. Helallaşalım diyor, hay hay. Ben hakkımı helal ettim sana, ben de helal ettim. Ama adam onda alacağı olduğunu bilmiyor. Ama o biliyor vereceği olduğunu. Böyle bir helallaşma caiz değil. Hı hı. Caiz değil. Ama kişi bile bile evet sen de alacağın var ama ben onu sana anamın ak sütü gibi helal ediyorum. Helal olsun diyorsa bu helallaşma tamamdır. Peki. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bütün öğrenci kardeşlerimizi bu soru yakından ilgilendiriyor. Din sınavında kopya çektim, ne kadar günahtır? Ya çok kötü. Hepimizin günahı var onda. Demin söyledik ya işte. Hiç öğrencilik hayatınızda çekmediniz mi hocam? Hiç öğrencilik hayatınızda. Ya çekmiş mutlaka arkadaşımızdan filan almışızdır, sormuşuzdur filan. Şimdi yok yapmadık, etmedik, tutmadık diyen 100 kişi varsa 99'u yalan söyler. Geç onu ya. Bence de. Geç onu, geç. Ha, şimdi ama birileri vardır ki hiç kitap yüzü açmadan, defter yüzü açmadan bu şekilde götürmüş, almış, etmiş, tutmuşsa bu bir vebaldir. Bizim bir matematik hocamız vardı. Allah rahmet etsin diyelim gene. Bak şimdi. Sen diyorsun ya bize Morse zaten anlattı. Bize 1960'lı yıllarda efendim Mehmet Tuna diye bir matematik öğretmeni getirdiler. İlkokulda matematik öğretmenmiş. Yok öğretmen. Getirdiler onu matematik öğretmeni. Kürsüye oturur. Menderes'e söyleyerek başlar. Bak rahmetli Menderes. Köy çocuğusun. Bir şeyden anlamıyorsun. Bilmiyorsun. Efendim kimdir necidir bilmiyorsun. Menderes'e söyleyerek başlar. 45 dakika Menderes'e söyler. Menderes'e söyleyerek gider. Böyle bir şey. Böyle. Ha, onun için de öğretmenlik çok önemli. Tabii. Çok önemli. Öğretmen çok önemli. Deve dişi gibi öğretmenler Türkiye'de adam yetiştirmişler. O yetiştirdikleri adamlar devlet kurmuşlar. Evet, devlet. Bir milletin öğretmeni, ha, polisi. Değil mi? Bunlar doktoru. Ha, hepsi. Çok önemli. Ha. Çok önemli. O olanları şimdi, hep güçlü tutmak lazım. Seversiniz sevmezsiniz. Ona bir şey demem. Ama Tayyip Bey'in öğretmenlerinden bir kısmı bizim de öğretmenimiz. İstanbul İmam Hatip'te. O da İstanbul İmam Hatip mezunu. Biz de İstanbul İmam Hatip mezunuyuz. Onun hocaları aynı zamanda bizim de hocalarımız. Ve biz o hocaları iyi tanıyoruz. Gayet iyi tanıyoruz. Allah hepsine, ölenlere iyi rahmet hekimleri, etsin. Bak tabii, hocam iyi hekimleri, iyi aynen öğretmenleri başımızdan İyi hekimi, etmesin. İyi doktoru, iyi mühendisi, iyi mimarı, iyi öğretmen yetiştirir. Güzel. Evet doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki hemen diğer sorumuza geçelim. Banyoda veya duştayken müzik dinlemek günah mıdır? Banyo temizlik yeridir. Banyoda temizlik yaparken dışarıda da müzik çalıyorsa sen o suyun şırıltısı durur iken müzikle kendini oyalıyorsan oyala git kızım. Ne günah olacak onun? Günah mı yok onun ya? Günah diyeceksin zaten. Yok benim ne günah olur ya, Allah Allah. O suyun şırıltısı böyle akarken insanı rahatlatırken müzikle ne işin var ya? O kendi müzik değil mi? Hele bir de üşümüşsen, sıcak kuşun altına girmişsen. Evet, evet. Kemiklerin ısınıyor. Evet. Hocam. Bitti mi? Sokak sorularımız bitti. Ha, iyi tamam hadi bakalım. Şimdi ama ne? Size inanılmaz sorularım var. Hayırdır? Bugün hocam bize öyle bir cuma duası yapın ki ne olursunuz böyle evimize nur yağsın, gelirce, bereket kızım, yağsın. Gelir inşallah ya. İnşallah gelir. Şimdi bütün cemaati toplayalım. Herkes birbirine haber versin. Çaylar, kahveler tazelensin. Evlat sahibi olmak isteyenler, ev sahibi olmak isteyenler, gönlünün muradını dileyenler, hastayım, şifa istiyorum diyenler. Herkesi cuma duasına davet ediyorum. Bir kısa aradan sonra karşınızda bir şey olacağız. Hocam, bütün seyircilerimiz Instagram'a yazmışlar. Ben bunun için dua istiyorum, şunun için dua istiyorum. Özellikle bir hanımefendi ne olur yalvararak böyle mesajında demiş ki lohusalara da dua edin. Çocuğum hiç uyumuyor. Aa, o ne kadar zordur değil mi? Sabaha kadar uykusuz kalırsın.
Bir de çocuğu alır herkes kucağına, ağlamaya başladığında al annesi. Öyle de. Annesinin kucağında gülerken kalır. Sever, ağlarken gülerken verir. Sever, ağlarken verir. Allah'ım yeni doğum yapmışlara, yeni doğum yapacaklara, evlat sahibi olanlara, olamayanlara hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz. Bugün sevgili Burak Özcan okula gidememiş, hastalanmış. O da ekran başında bizi izliyormuş. Sevgili Burak Özcan, senin gibi hasta olan ve bizi evde izleyen tüm kardeşlerine, sana acil şifalar diliyorum. Yani kısaca hastalara, dertlilere şifa ve deva duası. Birazdan Yusuf Kavaklı hocamla birlikte yapacağız. Duyanlar, duymayanlara haber verirse çok mutlu olurum. Ama kimseye ismiyle söylemiyoruz, değil mi? Evet. Yok, ben bu kardeşimize, Burak kardeşimize özellikle söyledim. Genç bir kardeşimiz. Bakın oturmuş bizi izliyor. Size çok selam söylüyor. Cuma duamızı bekliyormuş. O yüzden buradan söylemek istedim. Burak'cığım öpüyorum seni yanaklarından. Şimdi ki sorumuz, aslında siz bunu defa defa yanıtladınız. Ama seyircimiz yine soruyor. Kaynanası seyircimize muska yaptırmış. Muska. Onu da evet, yaptırdığı muskayı da muskalar yaptırmış. Evin belirli bölümlerine koymuş. Bir tanesini mutfağa koymuş. Bir tanesini yatak odasına koymuş. Hanımefendi de bunları yakalamış. Hocam diyor, muska yaptırmak günah değil mi? Bir de soruyor tabii, kaynanamın bana yaptırdığı bu muskaları şimdi ben ne yapacağım? Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz, evlerinde herhangi bir muska veya ona benzer kargacık burgacık yazılı kağıtlar, efendim resimli veya harfli filan kağıtlar bulurlar ise hiç kimseye sormadan onu hemen götürsünler, akan bir suya atsınlar. Hı hı. Akan suya attıklarında onun içerisinde hayır varsa da şer varsa da o hepsi dağılır gider. Onlar da onun şerrinden kurtulurlar. Kötülük için yazılanların tamamı o suya atılmakla iptal olur. Hı hı. Onlara zararı dokunmaz. Peki. Bu soru çok güzel hocam. Hı. Hayırdır inşallah. Bak, bakalım çok göreceğiz. Çok güzel bir soru. Hepimizin de merak ettiği bir soru. Şimdi bazısı zengin doğuyor. Işte. Bazısı fakir doğuyor. Evet. Benimle günahım var. Seyircimiz de soruyor. Benimle zengin olmak kader doğmuşum. Mi? Evet. Zengin olmak. Benim de günahım var. Köyde doğmuşum. Tabii benimle günahım var. Köyde doğmuşum. Şimdi bakıldığında hocam. Şimdi Allah Teala bir kısmına çok verir, bir kısmına az verir. Az verdiğinde de hikmet vardır, çok verdiğinde de hikmet vardır. Çok verdiklerinin bir kısmına da sadece dünyada verir. Onlar sadece dünyalık isterler, aynen Karun gibi. Dünyalık isterler, dünyalık olarak veririm diyor size ama ahiretten de nasibiniz olmaz diyor Allah. Şimdi bir misal anlatırlar bizde. Onun kaynağı yoktur, moktur filan gibi laflar da ederler. Geldi bir sahabi, ya Resulallah dua et zengin olayım dedi. Dua et zengin olayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şükrünü ödeyebildiğin az mal, şükrünü ödeyemediğin çok maldan hayırlıdır dedi. Adam gitti. Birkaç gün sonra gene geldi. Ya Resulallah dua et zengin olayım. Resul-i Ekrem aynı şekilde, şükrünü ödeyebildiğin az mal, şükrünü ödeyemediğin çok maldan hayırlıdır da. Adam giden etti, birkaç gün sonra gene geldi. Dedi ki ya Resulallah dua et zengin olayım. Resul-i Ekrem de dua etti ona. Dua etti. Aradan zaman geçti. Hani dereler dolusu mal derler ya. Beş vakit namazı peygamberin arkasında kılan insan artık yavaş yavaş eksiltmeye başladı. Efendim öyle oldu ki sabah namazlarında ve yatsı namazlarında Resul-i Ekrem'in yanına gelmeye başladı. Daha sonra sabahı terk etti. Daha sonra yatsıyı terk etti. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin rivayette efendim zekat memuru gönderdiği, zekat memuruna Muhammed bizden cizyemi alıyor dediği, Resul-i Ekrem'e gelip haber verdiklerinde çok üzüldü ve onun zekatını almayın dediği rivayetleri var. Hı hı. Oldu mu kızım? Onun için de bak, asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun leküm ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun leküm. Sizin kendi açınızdan hayır gördüğünüz şey şerdir, şer gördüğünüz şey de hayırdır, onu siz bilemezsiniz diyor. Geldik şimdi soruna, zengin olmak kader mi? Ben köyde doğmuşum.
köyde doğmuşum. İstanbul'a gelmişim. 95 lira para, bir tane tahta bavul, bir tane de mitil. Yani yorgan. Bu, sermayem bu. Ve ben İstanbul'da, hamdolsun Mevla'ya, başımı sokacak bir dairem var. Maşallah. Altımda beni götürecek bir arabam var. Maaşım var. Kimseye muhtaç halde değilim. Çok şükür. Dün Fatih Parkı canına söze gelse, dile gelse, konuşsa, dün Fatih Parkı'nda sabahtan akşama kadar aç bekleyen Yusuf Hoca bugün Fatih Parkı'nın önünden arabasıyla gidiyor. Tamam mı kızım? Nereden geldi bütün bunlar? Bütün bunlar samimiyetle, ihlasla, üzerimize düşen görevi yapmanın gayreti içerisinde olduk. Analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin duası ve hocalarımızın bize el tutmaları. Bak, hocalarımızın bize el tutmaları, yol göstermeleri. Tamam mı kızım? Yol göstermeleri. Şimdi yeni nesil, babalar fabrikaları kurmuşlar. Dev fabrikalar var. Babalar önden gittikten sonra yeni nesil onu muhafaza müdafaa edemiyor. Yahudilerde bir usul vardır. Çocukları başkalarının yanına çırak verirler. Evet. Tamam mı kızım? Çünkü o zorluğu çeksin ve görsün diye, değil mi? Ha, şimdi ben bir hata yapmışım mesela gençliğimde. Ben giyemedim, aman çocuklar giysin. Ben alamadım, evet, aman çocuklara alayım dedik. Meğer hata yapmışız çünkü onlara almamalı imişiz. Çünkü hocam krizler, daha doğrusu fırsatlar krizlerde doğuyor. Tabii. Biliyor musunuz? Bir kriz yaşanıyor, bir sorun yaşanıyor. Sen o sorunun üstesinden gelebilmek için düşünüyorsun, üretiyorsun, çalışıyorsun. Çocuk bile darlık çektiğinde derslerine daha çok sarılıyor. Hı. Fakat nerede? Bizim çocuklar, ben kendi çocuğumdan da yola çıkarak söylüyorum. Aynen, şey yok. Bir eli yağdı, bir eli uvalda olunca ne krizi fırsata çevirmek gibi bir gayesi var, ve kendine yol açmak gibi bir gayesi var. Gidiyor, geliyor. Benim kızım dün akşam onu diyor ki, dedim ki üniversite sınavları olacak önünde, işte çalışacaksın. Aman anne dedi, artık dedi elini değdirdiğin üniversiteye gidiyor zaten. Tabii dedi. Canım, yani, tabii. Hani özel okullar var ya. Vallahi ya, aynen böyle söyledi. Dedim ki yani ne fi haldeyiz? Şimdi iş adamı olan benim küçük oğlum Sinan. Fi tarihte ben onun telefon faturasını gördüm. Baktım benim maaşımın iki katı. Telefon faturası tabii iki katı. Dedim oğlum Allah'tan korkun. Bu ne lan? Benim maaşımın iki katı. Baba, para kazanılır harcanmak için dedi doğru, bana. Doğru. Ama kazanıyorsan. Harcanmak, tabii kazanılır harcanmak için dedi. İyi. Kazandılar, harcıyorlar. Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor da düşünmek durumundalar. Onu da düşünüyorlar elhamdülillah. Yani bunu düşünmek durumundadırlar. Har vurur harman. Kızım daha da şey hazıra daha dayanmaz demiş atalarımız. Doğru. Evet. Şimdi hocam başka bir soruyu getireceğim ekrana. Hanımefendiyi çok üzmüşler bu konuyla ilgili. Hanımefendi, kocasının mezar taşına kader böyleymiş, ecel kapımı çaldı, nasibim yokmuş, resmim bize bakiye kaldı, Allah'ın özel kanunudur, canı veren geri aldı, kavuşmamız mahşere kaldı diye bir yazı yazmış. Doğrudur, evet. Dediği doğru. Ve herkes, etrafındaki herkes onu bu noktada çok sorgulamış. Ve demiş ki sen bu yazıyı kocanın mezar taşına yazdırarak günaha girdin. Yok canım, niye günaha girmişim? Niye günaha girmişim? Biz mezar taşlarına ibretlik sözler eskiden beri yazılır. Mezar taşlarına ibretlik sözler eskiden beri yazılır. Şimdi bugünlerde gene dolaşıyor. Arada biz getiriyorlar onu şeye. Biz de diyor sizin gibi geziyorduk, dolaşıyorduk. Bir gün siz de bizim gibi buraya geleceksiniz. Ötesi yok bunun. Ha şimdi bu hanımefendi bunu içinden gelerek yazdırdı. Ama orada ibretlik sözler var. Mahşere evet, kaldı diyor. Doğru, mahşere kaldı. Böyleymiş, ecel kapımı çaldı, nasibim tabii yokmuş, resmim bana bakiye kaldı. Allah'ın özel kanunudur, canı veren geri aldı. Burada bir isyan edecek bir şey var mı? Yok, günaha da girmedi o zaman. Hayır. Peki, diğer sorumuza evet, geçiyoruz. Cennette Hazreti Peygamberimizi görecek miyiz, görebilecek miyiz diye soruyor. Amellerimiz kafi geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisini bile göreceğimiz rivayetleri var. Kızım ne diyorsun sen? Elbette göreceğiz. Ve görecek ameli yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin inşallah. İnşallah. Hiç kimsenin gölgesinin bulunmadığı bir günde 7 grup insanı Allah kendi gölgesinde gölgelendirecek diyor Peygamberimiz. İnşallah. O 7 gruptan birisi olur muyum diye düşünmek durumundayım ben ya.
düşünmek durumundayım, evet. Peki, bir başka soru. Mezarlıktan geçerken arabada radyonun sesini kısmak sevap mı? Bak bu güzel bir soru. Bir de radyonun sesi, ben mutlaka kısarım radyonun sesini. Bir de mutlaka bir dua okurum. Üç kulu, üç kulu vallahi bile elham. Bir de bir şey daha soracağım bu soruya ek olarak. Mezar taşlarını okumak hafıza kaybına neden olur, unutkanlığa neden olur derler. Bu da doğru mu? Bir şey daha, bir şey desem şimdi kızarsınız. Koca karı lafı. Koca karı lafı. Şimdi saygıdeğer seyircilerimizden herhangi birisi mezarlığın kenarına geldiklerinde Resul-i Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizden herhangi biriniz 11 evet. defa İhlas okur ise, o mezarda yatanların ruhlarına bağışlar ise, o mezarda ne kadar insan yatıyor ise o kadar Allah o kişinin günahını affeder buyuruyor. O kişinin. Şimdi biz mezarlığın kenarına yaklaştığımızda veya geldiğimizde arabanın içerisinde, otobüsün içerisinde, metrobüsün içerisinde, tramvayın içerisinde Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deriz. 3 defa İhlas okuruz. Arkasından da Fatiha okuruz. Otobüs gitse bile, mezarlık geride kalsa bile biz onları bağışlarız. Hı hı. Şimdi bak ben Edirne Kapı için yaptığımı söyleyeyim sana. Ben Edirne Kapı'dan günde 40 defa geçsem Fatiha okurum. Mehmet Akif, Ahmet Naim, Süleyman Nazif başta olmak üzere o civarda bulunanların, Menderes, Polatkan, Fatin Rüştüroğlu, Berlin Hanım, Özal ve Aydın Bey'in ruhu için, Aydın Menderes, Aydın Bey'in ruhu için ve civarında medfun bulunanların ruhları için derim, 40 defa geçsem. Peki. 1966'lı 67'li yıllarda biz minibüslerle okula gelir giderdik. 500 evler filan tarafından Edirne Kapı şehitliğine geldi mi o günkü şoförler hemen kısarlardı teybin sesini. Radyo o zaman hemen teybin sesini kısarlardı. Mezarlığa geldikleri zaman. O bir saygıdır, o bir hürmettir, o bir muhabbettir. Bir de onu kısarsan, mesela benim Bolu'daki arkadaşım Mustafa Bey'le biz eskiden torunlar olmadan beraber yaz tatiline giderdik. Efendim, ben radyom devamlı açıktır benim arabada. Ben ne zaman radyoyu kıssam hemen bizimkiler sağa sola bakarlar. Çünkü ben Fatih okumaya başlamışımdır. Benim kızım da aynen öyle. Tabii. Radyoyu kıstığın zaman anne mezarlık mı burası der. Tabii, mezarlık. Şimdi bu bir alışkanlık meselesidir. Tabii. Ve sen okursan sana da okurlar. Evet, bir de ezan okunduğu zaman. Tabii canım, ezan okunurken. Ezan okunurken sala verilir iken evet. mümkün olduğu nispette bunlara riayet etmek lazım. Şimdi seyircilerimiz diyor ki Nur Hanım hep sen sordun biraz da biz soralım diyorlar. Hadi sordun mu? Hadi bağlayalım şey o zaman. Ha? Evet tamam. Bir şey sormasınlar. Bir şey demedim. Tamam. Dediniz hocam bir şey dediniz. Yok demem ya. Vallahi hadi. Dediniz demem, az önce. Der miyim bir daha hadi. Alo. Alo. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Hoş gördük canım. Çok tatlı. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim külübü hocama bir sorum var. Heh. Benim oğluma, benim beyim mefat edeli 24 senenin içerisinde. Benim kocam öldükten sonra, beyim öldükten sonra beni oğlum 4 defa dövdü, 2 defa da gelinim dövdü. Allah kahretmesin. Şimdi şöyle bir şey, ben kendi babamın mirasında miras verdim. 5 çocuğum vardı. 5'ine de ona da verdim. Yine beni dövdüğü halde. Şimdi ben binamı şeye verdim. Mutayda verdim. Mutayda verdim binamı. Ondan sonra aynı ona da verdim daire. Bunlar iki kardeş birbirlerine anlaşamadılar. Benim büyük oğlum vefat etti. Büyük oğluma beni döven oğlum daire vermek istemedi. Ondan sonra ben de onun hakkını kesim etmemek için onun dairesi, tapu benim üstümde olduğu için ben onun dairesini sattım. Ona gittim. Atapazarından daire aldım. Verdim. Onu ondan sonra o yetimimi öyle rahat ettirdim. Ama şimdi beni oğlum ondan sonra yine bana burçun attı. Beni dövmeye kalktı. Öldürmeye kalktı. Ben de gittim mahkemeye verdim. Şimdi mahkemeliyim. Ben bunu bu daireden atacağım. Yani onu düşünüyorum. Bu daireden atıp dairesini satıp parasını verip bu daireden göndermesini istiyorum. Bunun günahı babanın var mı? Sana kurşun atanın, seni dövenin, sana sövenin,
Sana hakaret edenin hiçbir şekilde sana bu işten dolayı günah olmaz. Merak etme sen. Sağ ol hocam. Anayı döven. Ah teyzeciğim. Anayı döven. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Bu mübarek cuma gününde cuma duamı siz de ekleyeceğiz. Allah evlatlarınıza, yani size el kaldıran evladınıza akıl fikir versin. Çok teşekkür ediyoruz. Ne zor bir durum ya hocam. Oh, hanım olsun. Anneyi sen nasıl döversin? Anneye nasıl elin kalkarsın? Hem kendi dövüyor hem de gelin dövüyor. Ha, inanılır gibi değil. Evet ya, böyle işte. Alo. Alo. Teyzeciğim. Nur Hanım. Canım. Nasılsın, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Ay Allah, ilk defa bağlanıyorum, çok heyecanlıyım. Hocamı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. İlk defa bağlanıyorum, çok heyecanlıyım hocam. Sağ olasın. Nur Hanım, sizi çok seviyorum, hocamı da çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Ay, samimi duygularınızı o kadar hissediyoruz ki buradan. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ay, Nur Hanım. Canım. Ben bu ikinci evliyim, Eşim sürekli bana el kötü iftiralar atıyor. Çocuklara dokuz adamı diyor. Ferah her şeyi söylüyor. Rica edebilir miyim? Pardon. Heyecanlısın ya şimdi. Telefonda böyle ağzına dayadın. Sesin çok patlıyor. Duymuyorum. Daha sakin sakin. Biraz da telefondan uzaklaşırsan, öyle anlatırsan net duyacağız. Tamam mı? Benim bu ikinci evliliğim. Tamam. Ondan sonra eşim mesela ben sigarada rahatsızlanıyorum. Sigara içiyor, kokuyor her yere. O halları, hapış dışı halları yakıyor, perdeler yanıyor. Ben de dedim ki ya yapma bunu, ben sigarada rahatsızlanıyorum, hastalanıyorum. Yapma bunu bana. Aynı şeyi yine yapıyor. Ondan sonra ben de kızıyorum, tabacık sinirleniyorum, bağırıyorum. Sen de kirletir, ben temizlerim zorunda geliyor. Bana da yazık nahtelini. İftiralla, hakaret, küfür, dine sövüyor, cuma namazına yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra beni boşamaya kalkıyor, beni ayırmaya şey yapıyor. İstemiyor, ben evde gitmemi istiyor. Peki. Ondan sonra ne bileyim, her lafı söylüyor. Ben ne yapmam lazım? Bunu bana hakaret ediyor, küfür ediyor. Ne yapmam lazım? Her gün mü küfür ediyor sana? Her gün böyle hakaret mi yiyorsun? Mesela yani bir insan mesela dışarıdan gidiyor, birine odunu dürsün, ya bir eve gitsin, bir kanal kalsın, su kanalı mesela benim boru patlıyor, kanal üstü başı iliş gibi, çamur içinde. Ya ben bir de gelip bile içeri giriyor. Ben de dedim ki bak temizlemiyorum, bana yazdıktı, bana dizlerimle rahatsızım. Bak dedim bu şekilde içeri girmedim, bak içeri kirleniyordu, ben temizleyemiyorum diyorum. Ben peki, de giderim diyor. Peki bakalım hocama soralım. Sizin yaşadığınız bu zorluk için dini açıdan, İslami açıdan ve bir büyük olarak acaba hocam ne diyecek? Hanımefendi çok zordu hocam. Kocası üstü başı pis bir şekilde geliyormuş, eve oturuyormuş, sigara içiyormuş. Ondan sonra hanımefendi çok rahatsız oluyormuş. Bak temizleyemiyorum, yapamıyorum. Birazcık daha özenli davran dediğinde de ağzına burnuna yani her türlü affedersiniz küfür kafir ne varsa söylüyormuş. Biz hiç kimseye ayrıl demeyiz. Hiç kimseye boşan demeyiz. Ama evlilik ise huzur olacak. Evlilik ise karşılıklı sevgi ve saygı olacak. Evlilik ise birbirimize hürmet olacak. Muhabbet olacak. Hürmet olursa muhabbet olur. Sevgi olursa muhabbet olur. Sevgi yok, muhabbet yok, hürmet yok, hiçbir şey yok. Ne var? Sadece zulüm var, kötülük var. Bu hanımefendiye Allah yardım etsin. Amin. Allah yardım etsin. Sahipleri var ise, dayanacağı kimse var ise, yanına sığınacağı kimse var ise bu adamcağızın nazını daha fazla çekmesin. Peki. Diğer telefonumuzu alalım hemen. Alo. Kimse var ise yanına sığınacağı kimse. Alo. Duyabiliyor Peki, musunuz bizi? Evet duyuyorum. Hayırlı cumalar, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, teşekkür ederim. Buyurun. Ben geçen hafta da bağlanmak istedim de bağlanamadım. Kısmet ben... bu haftayaymış. Evet aynen öyle. Hocama sorum olacak. Tamam dinliyoruz. 6 ay önce biz nişan attık. Daha doğrusu ben ve nişanlım atmadı. Aileler attı. Hani zorla bir anlaşmazlık oldu ev üzerine. Bizim üzerimize ev alınacaktı. Evi kaynananın adına aldılar. Babam da buna sinirlendi. Nişanı attı. Karşı taraf da hiçbir adım atmadı. Sanki dinden razılarmış gibi. Ama siz... biz dini nikahlıyız. Sözümüzde bizim dini nikahımızı yaptılar.
Hani resmi nikahlı da değiliz. Kaçırmıyoruz da. Hani hayırsız evlat olmak istemiyoruz aslında. Aslında bir anlamda aileler ayırmış. Şey sorabilir miyim? Tabii. Evet. Kızım şimdi bu nişanlınla görüşüyor musun? Telefonda gizli konuşuyorum hocam. Telefonda görüşmemizi gizli. Görüşmemizi istemiyorlar. Peki sizin bu vaziyette sizi evlendirmeyecek bunlar. Evet. Evlendirmeyecek. Peki nişanlın seni boşayacak mı? İstemiyor işte. Ailesini ikna etmeye çalışıyor. Bir türlü ikna olmuyorlar. Hocam 6 aydır yapmadığı şey kalmadı. Şimdi 6 aydır mı ayrısınız? Ailesini ikna... Evet. Kızım, ailesini ikna edemiyor ise bu evliliğin sonu husrandır. Onun için de ne yapsın etsin seni boşasın bu adam ki sen de bir başkasıyla evlenme imkanına kavuşasın. Hocam onun, seviyoruz ama. Onun nikahı altında iken sana nikah kıyılmaz. Buradan hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Ne olur bu nişan devresini 6 ay yapıncaya kadar 3 ay yapın. Ama önceden bir dini nikah kıyarak çocukları sıkıntıya sokmayın. Hocam ayrılmak istemiyorum, ben çok seviyorum. Tamam kabul de ama anne baba rıza, kızım anneniz babanız her iki tarafında anne yok. Baba rıza göstermiyorsa bu evlilik olmaz ki be kızım. Hocam babam razı olmaya hazır ama kız tarafı olarak gidip de diyemez hadi gelin. Ha, bir şey daha sorayım o zaman sana. Senin annen baban razı ise senin nişanlın olacak delikanlı seninle beraber gelmeye hazır mı? O hazır ama ailesini silip atmak istemiyor. Atamaz tabii, silip atamaz, ailesini silip atamaz. Yani. Evet ama bak bir şey söylüyorsun. Bak, onlar bir şey niye söylüyorum. Bu kadar ayak diriyorlar, niye istemiyorlar? Babamdan korkmuşlar aslında. Ne yaptı hani ki babanız? Size hiçbir şey yapmadı. Hani onlar istedi ki onların istediği gibi olsun aslında. Babam da emekli polis. Tek kızıyım. Hani bir şey de istemedi. Sadece çocukların adına ortak bir evleri olsun dedi. Kaynanam aslında biraz ortalığı bulandırdı. Sizin gizli gizli görüştüğünüzü biliyor mu sizin tarafınız? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Hani annem biliyor ama babam bilmiyor. Onun tarafı bilmiyor. Babalar en son duyar ya zaten. Öyle değil mi? Evet. Evet. Hocam, ben bir şey söylüyorum kızım. Bir şey söylüyorum. Siz büyüklerinizi araya koymak suretiyle bu işi yapabiliyorsanız yapın. Ortak tanıdığımız yok hocam. Maalesef ki yok. Ha. Şimdi sen nişanlınla bir araya geleceksin. Madem gizli telefonla konuşuyorsunuz. Gizli bir yerde oturacaksınız. Konuşacaksınız. Karar vereceksiniz bu işe. Karar. Böyle gizli gizli konuşarak olmaz bu. Karar vereceksiniz. Vebali ne? Vebali, ikisine de vebal var kızım. Onların annesine babasına vebal var. Sizi birleştirmeyenlere vebal var tabii, var da. Yani bugün elimizde bir şey yok ki hemen getirip kutlana sarılalım. Belki bu konuda sizin önünüzü açacak olan nişanlınızdır. Ortak tanıdığınız olmayabilir. Hı. Ama mutlaka onun babasının saygı gösterdiği, tabii, sevgi duyduğu bir büyüğü vardır. Nişanlınız oradan yürüsün. Yani o beyefendiyi hocam, yanına alarak gitsin. Hocam dedesi var, Hacı dede, bir de hani Hacı. Bırak o Hacı'nı, Hacı'nı boş ver sen. Dede yani var mı dede? Bile, dede var ama boş ol oğlum de diyor. Ha, tabii yani boşa diyor oğlum. Siz bu evliliği götüremeyeceksiniz. Biz buna razı olmayacağız. Biz gaddarlıkta devam edeceğiz. Ama bizi çok seviyorlardı. Bu ev olayı araya girdi. Menfaat, dünya olurdu. Menfaati böyledir kızım, evet. Peki. Hazreti Mevlana, Mevlana müritleriyle birlikte Mevlana'ya da mal ederler. Hasan-ı Basri için de söylerler, başkaları için de. Bir yerden giderken efendim köpekleri yavrularını filan gördüler. Böyle koyun koyuna yatıyorlar. Dedi ne güzel ya, nasıl da anlaşıyorlar bunlar. Aa, böyle filan. Bu hikaye çok tabii, güzel. Tabii Mevlana dedi ki siz onu ortaya bir küçük kemik atın, kemik bakayım tabii, ne olacak dedi. Küçük bir kemik atın. Şimdi ortaya küçük bir kemik attılar. Hepsi birbirine girdi. Tabii. Dünya menfaati insanlarımızı mahvediyor. Evet. Sevgiyi mahvediyor, saygıyı mahvediyor, aileleri mahvediyor. Aslı astarı çocukların üzerine alınacak bir evdi. Kendi oğluna da güvenmedi. Evi kendi üzerine aldı hanımefendi. Demek ki evde hanımın sözü geçiyor. Her şey bitti kızım. Ben sadece şunu söylüyorum sana.
Bu böyle devam etmez. Bu hayat böyle gitmez. İnşallah çözüme ulaşırlar. Eğer anlaşamayacaksanız bu delikanlı mutlak sizi boşamalı. Peki. Hadi çok bizim. Teşekkür ederim. Esra Doruk Saner. Esra Hanım teşekkür ediyorum size. Semih Baş kardeşimiz demiş ki hocam cuma duasında beni de ekleyin Nur abla. Benim de uzun zamandır kusma hastalığım var. Pek çözüm bulamadı doktorlar. Rabbimden de ümit kesilmez demiş. Ah canım benim Semihciğim, inşallah cuma duamızın en başındasınız. Bir de bugün cuma duamıza sevgili yönetmenimiz sevgili Hüseyin'in amcası vefat etti. Sinan Coşkun Rize Çamlıhemşin'de. Onu da duamıza ekleyeceğiz inşallah. Lütfen siz yazın. Oraya yazan herkesi duamıza ekliyoruz. Her Müslüman, her birimiz birbirimiz için temiz ağızla dua edeceğiz. Dileğimiz, isteğimiz neyse. Bir telefon daha alalım. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm. Hocama da saygılar. Aleykümselam. Buyurun. Dinliyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bugüne şükür. Çok şükür. Allah iyi afiyet versin. Hep beraber. Benim iki sorum olacaktı. Alalım hemen. Ben organlarımı bağışladım. Evet. Tamam. Bıraktığımda 28 yaşındaydım. Şimdi 48 yaşındayım. Maşallah. Evet. Evet. Şimdi o zaman anlamıyordum. O zaman yaşadığım olaylar etkisiyle bağışladım. Hani pişman mıyım? Değilim. Ama sadece şuna pişmanım. Bütünüyle bağışladım. Kalbimi bağışlamasam mıydı? Çünkü kalbimde Cenab-ı Allah'ın sevgisi var. Hepimiz gibi sevgisi var. Ben oraya gittiğimde bomboş bir kalple mi gideceğim? Bunun bana bir günahı var mı? Bir de bir daha sorum var. Kadere teslim olmak çok güzel bir şey. Ben onu ayrıyeten çok çok güzel yaşadım. Herkes Cenab-ı Allah herkese kadere teslim olmak nasip etsin. Amin. Amin inşallah. Şimdi ilk sorunuzu soralım. 22 yaşlarındaymış organlarını bağışladığında. Şimdi 40 küsur yaşına geldim. Aklım birazcık daha başıma geldi. Tamam, her organım tamam da diyor. Kalbimi bağışlamak istemiyorum. Oraya kalbim boş gitmek istemiyorum diyor Yüce Yaradan'ın huzuruna. Ne dersiniz? Bu arada tebrik ediyorum vallahi sizi. Organ bağışlamışsınız genç yaşta. İşte o ya. Yaşadığım olaylar bunu hani o etkilerde çok kaldım. Tamam, o zaman bakalım. Böyle yaygın değildi. Hani böyle bir sürekli basın daha şurada burada organ bağışlan diye bir olay da yoktu. Peki. O zaman. Peki. Bakalım hocam ne diyecek? Çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar. Şimdi askeri yetkililer şehit olan bir animasyon dolaşıyor internette. Şehit olan bir kardeşimizin evine gittiler. Küçük kızı var, elinde balon var. Balonla oynuyor. Efendim asker istedi onu, komutan. Vermem dedi. Niye vermiyorsun? Çünkü bu balonun içerisinde babamın nefesi var dedi. Ay. Tabii. Babam şişirdi bu balonu. Onun nefesi var dedi. Şimdi bu hanım kızımız da diyor ki ben keşke kalbimi bağışlamasaydım çünkü orada Allah'ın sevgisi var. Allah'ın sevgisi kalbinizi bağışladığın adamda da devam edecek. Ve biz öbür dünyaya gittiğimiz zaman eksik dünyaya gelmeyeceğiz. Öbür dünyaya gittiğimiz zaman dirileceğiz ama bu bedenle mi dirileceğiz? Başka bir bedenle mi dirileceğiz belli değil. Kalbini çürütme. Sen organlarını bağışlamışsın. Senin o sevgin senin organlarını verdiğin insanda da devam edecek. Onun sevabı da sana yetecek zaten. Yetecek. İkincisi size. Neydi? Kadere teslim olmak. Biz üzerimize düşeni yaparız. Üzerimize düşeni yaptığımız halde bir kısım şeyler olmuyorsa demek ki Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir. Öyleyse biz buna rıza gösteririz deriz. Boynumuzu bükeriz. O da bir takdirdir. O da Cenab-ı Hakk'a teslimiyettir. Ve o da bir iman gereğidir. Mevla herkese böyle iman nasip etsin inşallah. Amin, evet. Amin. Mevlam neyler, neyler. Neylerse güzel eyler. Neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah zorumuz evet. Kolaylaşsın. Ah, günlerin en hayırlısı ya cuma. Cuma saatinde öyle bir saat var ki o istekler, o dilekler kabul oluyor ya. İnşallah, İnşallah bu saat olsun. Kim ne diliyorsa, ne istiyorsa, borcu olanların borcu bitsin. Derdi olanların derdi bitsin. Sağlık derdi çekenler son bulsun inşallah. Hastane kapılarında, hapishanelerde olanlar. Allah'ım kimin ne zoru varsa kolaylaştırsın. Amin. İnşallah. Hastalara şifa, dertlere deva, cuma duası birazdan. Çok etkilediniz hocam beni ya. Balonun içinde babamın nefesi vardır dedi ya. Tabii.
Ah benim canım ya. Şimdi yani oturacağız, sarılmak istedim yani. Kızım bu millet değerleriyle yaşıyor. Değerleriyle yaşadığı için de bu milletin bileğini bükemiyorlar. Bükemiyorlar. Şimdi o küçücük yavru orada babasının nefesini hissediyor. Hissediyor. Onun Alo. İçin de evet öyle. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hocama bir sorum vardı da. Dinliyoruz. Dinliyoruz kızım, buyurun. Hocam ben 21 yıllık evliyim. Eşim evli, 5 çocuklu bir kadınla birlikte oluyor. Ve işinin onunla sular seller gibi aktığını söylüyor. Ben zinanın böyle bir hayra vesile olmayacağını anlatmak istiyorum ama böyle bir şey olduğunu söylüyor. Ne demek o? İçim onunla sular seller gibi akıyor, ne demek? Yani onunla birlikte olduğu zaman adam kadın evli, 5 çocuk sahibi, nikaha düşmemiş bir kadınla birlikte oluyor. İşlerin çok aktığını, paraların yağmur gibi aktığını söylüyor. Ve biz bunu farkına varınca, adam psikopat olduğunu bilince kızlarıma zarar verecek diye biraz arayı bozduk. İşleri düz gitmeyince bu sefer beni suçladı. Ben böyle insanlarla birlikte olunca işlerin çok güzel gittiğini söylüyor. Nasıl bir şey, ben bunu çözemedim. Yani haram mı? Ne diyorsunuz hocam? Bu yalan. Kuyruklu yalan bu. Yani hem haram işleyeceksin hem de Allah işini gücünü rast getirecek. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yalanla kandırıyor bunları. Kandırıyor. Kaç senelik evlisin kızım? 21 yıllık 4 çocuğum 21 var. 21 yıllık evli, 4 tane çocuğu var. 5 çocuklu bir bayanla aşine fişte yapıyor, ahlaksızlık yapıyor. Ve onunla ahlaksızlık yaptığında sular seller gibi para akıyor. Evet. Para akıyor. Ben de buna inanacağım. Buna kuşlar bile inanmaz ya. İnanmaz. Ama şöyle yani ondan da ayırınca adamın da işleri ters gidince dönüp demiş ki bak senin yüzünden oldu. Ya ben orada ne güzel bu ilişkiyi yaşarken işlerim şakır şakır gidiyordu. Şakır şakır gidiyordu, elinde kaç para var? Tabii kaç para var elinde? Hadi hocam bu zina yapmıyor mu? Zina yapıyor canım, zina yapmaz olur mu? Zina yapıyor tabii mesela ya. Böyle bir 4 tane isterken çocuğu olan adam, 5 tane çocuğu olan bir ahlaksızla beraber oluyor da sular seller gibi bana para geliyor diyorsa bu ahlaksızın neyini konuşacağım be kızım? Neyini konuşacağım bunun ki ya? Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Allah. Ne diyelim, valla çok zor işler bunlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu bak yapanın bu, da akıl sağlığı kızım, yerinde bu değil. Bu iş ortak kızım olanın da. Hatta camiye de gidiyor. Hocam bir sorun peki daha var. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dinliyorum, evet. Camiye de gidiyormuş, dua da ediyormuş. Ya, camiye de gider, dua da cami eder işte. Cami deyince aklıma bir şey geldi. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum size. Gördünüz mü bu haberi siz? Siz gördünüz mü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de Pakistanlılar, bakar mısınız hocam, Mevlid için camiyi süslemişler. Görüyor musunuz? Süslemişler. Bakın işte böyle. Ha bura, ha. Böyle her tarafı ışıl ışıl, şıkır şıkır. Işıklar koymuşlar, tamam. Süsler koymuşlar. Yani bu doğru camiyi mu? Camiyi süslemek doğru mu? Mevlid için. Şimdi bir ibadet kastı ile kendi adetleri, ananeleri, ben onların adetlerine, ananelerine bir şey demem. Zaten böyle efendim farz ve vacip olmayan ibadetlerle ve ibadet görüntüsü altındaki işlerle bizi oyalıyorlar kızım. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız var, ben bakıyorum nafile ibadetlerle milleti oyalıyorlar, nafile ibadetlerle. O nafile ibadetlerle milleti oyalayacağız da beri tarafta hırsızlık yapan var, namussuzluk yapan değil var mi? Çalan var, çırpan var. Dün evvelki gün pazara götürdüm ben hanımları, gelinimle beraber pazara götürüyorum, mandalina alıyorum diyor. Her zaman aldığımız var diyor. Ona dedim diyor, bana mandalina, şu abla şu yanımdaki arkadaştan aldı diyor. Ben hemen oraya gittim diyor. Oradan hemen aşağıdan hazır torbayı çıkardı diyor. Hemen üzerine dolduruverdi. Dedim diyor ya sen ne yapıyorsun, o torbanın altı dolu. Ben öyle istemiyorum dedim diyor. Şimdi eskiden vardı, üzümlerin tanelerini doldururlardı, aşağıda beklerdi. Şimdi bu ahlaksızlar para kazanıyorlar. Bu ahlaksızlar bu parayı çocuklarına yediriyorlar. Bu ahlaksızlar bu parayla göğe caminin önündeki dilencilere sadaka veriyorlar. Tamam mı kızım? Şimdi hocam az sonra Fule Camii'ne gidiyor. Orada görecek işte. Cuma namazını kılacak olanlar, Fule Camii'ne gidenler. Orada zaten kapıda şey varsa meymenetsiz ya, suratsız. Aynı kadınlar. Onlara para vermek günah ya. Değil mi? Vermek sevap değil, vermek günah. Hocam şimdi bir seyircimiz bizi aramış. Rejiden arkadaşlarım söyledi.
Eşini kaybetmiş. Allah rahmet etsin. 11 gün falan olmuş eşini kaybedeli. Mekanı evet. Cennet olsun inşallah. Halil Kala. Onu da duamıza ekleyelim. Olur mu? Ben derim ki yavaş yavaş cuma duamıza geçelim. Şöyle evimiz huzur, bereket. Yani gönlünden ne geçiyorsa şu anda bizi izleyen seyircilerimiz arasında kimin gönlünden ne geçiyorsa Rabbim ona bin katını versin inşallah. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz şunu bilsinler ki dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hasta kullarına şifa diyoruz değil mi? Bütün dertliler, bütün hastalar hepsi bunun içerisine giriyor. İnşallah hocam. Ve bir de diyoruz ki benim için de dua et diyenlerin de diyoruz. Onun için saygıdeğer... Lohusaları unutmuyoruz. Lohusaları. Çocuk bakanları. Şeyi unutmuyoruz. Evet. Evlat sahibi olmak isteyenleri, ev sahibi olmak isteyenleri. Hayırlı evlatlarımız olsun inşallah. Biz evlatlarımızın para verip belki tahtını yaptırıyoruz ama evladın bahtı çok önemli değil mi? Okutuyorsun. Kendini bilmez bir adama gidiyor. Kendini bilmez bir kadın alıyor. Hayatı mahvoluyor. Hadi hocam ne olursunuz. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lilmüttekin. Ve la udvane illa alez zalimin. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna. İnneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana. İnneke entes tevvabur rahim. Vehdini ve vefikna ilel hakkı. Ve ila tarikim müstakim. Ya ilahel alemin. Mübarek cuma saatindeyiz. Ve şu anda camilerde el açıp amin diyen Müslümanlar var. Kabe'de el açıp amin diyenler var. Ravza-i Mutahhara'da el açıp amin diyenler var. Kudüs'te el açıp amin diyenler var. Kudüs'te, Kabe'de, Ravza'da, camilerimizde kim ne istiyorsa biz de aynı şeyleri istiyoruz. Ya Rabbi emeklerimizi zayi etme. Ellerimizi boş çevirme. Dertli kullarına deva. Borçlu kullarına eda. Hasta kullarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Evladı olmayanlara evlat. Amin. Evleri olmayanlara ev. Amin. Mekanları olmayanlara mekan. Ceplerinde kuruş paraları bulunmayanlara rızık ihsan eyle ya Rabbi. Bizim için de dua etseler diyen dostlarımızın da geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Televizyonları başında el açıp amin diyen dostlarımızın dertlerine deva, borçlarına eda, hastalarına şifa diliyoruz. Ya Rabbi şifanı eksik etme. Mehmetçik nöbette ya Rabbi Mehmetçiğe yardım eyle. Güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafı dost gözüken düşmanla çevrili bir vatan coğrafyasında yaşıyoruz. Ya Rabbi okunan ezanımızla, dinlenen Kur'an'ımızla, dalgalanan bayrak ve sancağımızla kıyamet kopuncaya kadar hür ve bağımsız olarak yaşama zevkinden bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Hasta kulların var ya Rabbi. Şifası sendedir. Dertli kulların var. Devası sendedir. Borçlu kulların var. Devası sendedir. İsteyen kulların var. İsteklerinin karşılığı sendedir. Ya Rabbi ellerimizi boş çevirme. Ellerimizi boş çevirme. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, hamile olan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Yeni dünyaya getirdikleri yavrularını kucaklarında alıp koklayanlara İyi yetiştirmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Güzel yetiştirmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Helal lokma ile yetiştirmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Çocuklarımızın rızıklarına bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ömürlerini uzun, amellerini salih eyle ya Rabbi. Vefat eden dostlarımızın yakınlarına rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ve biz de onların haliyle hallendiğimizde eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapamayı müyesser eyle, nasip eyle, evlerimize, kazançlarımıza bereket ver ya Rabbi. Sevdiklerimizin acısıyla bizleri imtihan etme ya Rabbi. Kul senin, kusur bizim, kusurlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kâf ve ehli iman ruhları için, Allah-u Azimüşşan'ın rızası için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, devletimizin, milletimizin, ordumuzun, yurdumuzun, bayrağımızın, sancağımızın, dinimizin, imanımızın, neslimizin bekası için, Allah rızası için el-Fatiha. Küçük bir aradan Allah sonra geliyorum. Için. Çok kısa bir ara. Çok teşekkür ediyorum. Erkekleri Cuma'ya gönderdik. Bizden bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. El açıp duamızda eşlik eden herkese iyi ki varsınız. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Yaşıtlarıma sıkı sıkı sarılıyorum. Küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Bu haftayı da kapatırken hep ne diyorum? Dünya dertleriyle bugünün gücünü azaltmayın. Dünya bir gün, o da bugün. Yarın ola, hayrola. Hoşça kalın. Hayırlı haftalar.